Her öğretmenler gününde bu benim aklıma gelir de. Şivril'de bir öğretmenimizin mezarı var. Şefik Sını. Şivril'in şehir mezarlığında. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Amin. Şefik Sını Konya'da Seydişehir'de asıl doğumu. Annesini ve babasını çok küçük yaşta kaybediyor. Kaybettikten sonra Denizli'ye, Çivril'e eniştesinin yanına gönderiliyor. Orada ilkokulu bitiriyor. İlkokuldan sonra bir öğretmen vasıtasıyla Sparta'da köy enstitüsüne gönderiliyor. Orada öğrenimini tamamlıyor. Sonra tekrar tayini çıkıyor mezun olduktan sonra. Bu sefer Afyon'un Dinar ilçesi Sütlaş köyünde İlkokuluna öğretmen olarak geliyor. Orada arkadaşları var. Arkadaşlarıyla beraber karşı köye top oynamaya, futbol müsabakası yapmaya gidiyorlar. Maç yaparlarken top patlıyor. Şefik öğretmen ve arkadaşları topu alıyorlar. Sene 1949. Okula giriyorlar. Okulda tamir ederlerken okulun ara duvarı çöküyor. Çöktüğünde Şefik öğretmen ağır yaralanıyor. Alıyorlar, hastaneye götürüyorlar Çivril'e. Orada doktor bakıyor. Omuriliği çok kötü şekilde zedelenmiş. Çaresiz tekrar gönderiyorlar köyüne. Köyüne geliyor. Yatağına yatırıyorlar. Ölümcül hasta. Sayıklamaya başlıyor. Diyor ki, bütün öğrencilerimi, kaya çiğdemlerini bana getirin. Buraya getirin. Köy öğrencileri. Kaderleri hep bana benzer diyor. Gel zaman sonra orada vefat ediyor. Sonra bir üniversite öğrencisi Ceyhun Atıf Kansu'ya bu hikayeyi anlatıyor. Ve son cümlesini de anlatıyor. O son cümlesinden sonra Ceyhun Atıf Kansu şöyle bir dizelerde bulunuyor. Dünyanın bütün çiçeklerini kaya çiğdemleri öğrencilerimi getirin bana. Son bir ders vereceğim onlara. Ve son şarkımı söyleyeceğim. Ve sonra öleceğim. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kederleri bana benzer. Yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları. Kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili kanatsız çiçekleri, hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin, görün beni. Toprağı nasıl örterseniz, öylece örtün beni. Ben bir köy öğretmeniyim. Çiçek getirin. Çiçek getirin. Örtün beni. Yurdumun tüm türkülerine gömün beni. Ruhu şad olsun.